Merhaba, ben Şenol. Astroneer'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gerçekten oyun kendine özgü bir oyun ha. Yani hani tabii diğer oyunlarla benzerlikleri var ama farklı bir oyun ya. Arkadaşın önüne iki tane organik taktım. Arkaya depoları atıyorum. Reçinemiz, bileşenimiz falan hiç kalmamıştı. Onları şişirttirdim. Bir tane daha depo serisi geri kalanına üretim şeyleri koyulabilir aslında. Orta kesimde bunlardan. Ya hoş. Bunlardan sadece iki parçasını şeyden toparlıyorum ya. Yüzeyden. Neyse. Sonuç olarak yeterince üzerime zincir aldım. Hatta biraz daha alayım. Şundan bir tane daha mı alsam ya? O kadar zincir yerine. Daha hızlı doldururum. Şundan alabilirim. Bu burada kalır. Bunu koyduğumuz zaman üretiriz. Tamam, iki tane. İyi olur böyle. Sıkıntı yok. Ha, onun dışında paketleyiciyi açtım. Görev olarak sonucunda orta parçalayıcıyı verdi. Orta parçalayıcı da küçük hurdaları parçalıyor. Şunu parçalayamıyorsun mesela. Bu bir tık büyük. Ama küçücük hurdalardan denedim mesela bir tanesini. Şu kadar verdi. Tahmin ediyorum böyle 5 tane falan küçük hurdayı parçaladığında bir tane hurda zamazingosunu verecek. Bunu takas ediyorsun sonra diğer şeylerle. Oraya geçeceğiz. Sıkıntı değil. Görevler çünkü fena değil yani, bir şeyler veriyor mesela, bak otomatik kol yazdırıyorsun, şematiğini de açıyor, öreyi de veriyor. Şimdi sen kendini açmaya çalışsan bilmem kaç bin puan bu. Büyük genişletilmiş platform, buyur. 3000 falan herhalde. Yani otomatik kol yazdıracaksın, otomatik kolla bir kaynak depolayacaksın. Bunu verecek sana. Görevleri takip etmenizi tavsiye ederim, bayağı faydalılar. İşi bayağı hızlandırıyorlar. Mesela Wolframiten Tungsten rafine edebilsem orta jeneratör alacağım. Şematik. Ha, ikisinin de şematiğini açıyor. Projektörün de şeyinde. Lityum maşallah vay anlat. Sonuç olarak 1000 byte veriyor. Görevleri kovalamak lazım. Aktif. Tifalit topla, tamam. Projektör. Onlara bakarız. Ama bugün direkt ilk başta bir merkeze ineceğim. Onu bir şey ettirelim. Artık oğlum kaysana. Kaymıyor lan inatla. Niye kaymıyorsun? Bunları da götürmek lazımdı. Can var ya yeterince. Lazım olursa alırız burada. Şuna elektrik şimdilik boş ver ya. Bir artı full aşağı kayalım. Oo, burada çok hızlı gidersen çakılıyorsun, bayağı ölüyorsun bu arada. Oyunda ölme yok diye bir şey yok. Oğlum kaysana. Neyse şurası zaten kısa ya. Tam U çekip gideceğiz. Buradan mecbur kayacağım. İstediğim gibi delebileceğim. Alüminyum fazlasıyla var. Ben hiç bulaşmaya gerek yok. Ama yer çekimi iyice sıçtı. Yer çekimi iyice yalan oldukça sen de tabii doğal olarak kayamıyorsun. Baksana. Nasıl kayacağım? Buradan aşağı bile atlarsın ha. Şey olmayabilir yani. Şeyi biraz doldurmam gerekiyor ya. Bu da iyice dikleştirmişim. Ha, güçlü açılacak Zavazingo. Buraya kadar. Yo hayır. Yolun tamamını göstermek istedim bir de bölümün başında. Ne kadar indik? Yani ne kadar delmen gerekiyor? Çok düzgün deldiğimi de söyleyemeyeceğim. Daha düzgün delinebilinirdi. Aha da buraya kadar mı deldik? Evet, burayı delememiştik. Doğru. Ama artık delebiliyorum. Ben buradan ben dümdüz aşağı ineceğim. Yağmur da hayırlısı. Aha da merkezi sonunda gördük. Yalnız bayağı gömülmüş be. Normalde merkez kısmı hani bariz belli olurdu. Zaten ondan herhalde şu ana kadar şey ettiremedik ki. Arkadaşların götü başı rahat durmayabilir. Bunların altlarında bazen şey çıkabiliyor. Araştırma zavazingosu. Neymiş lan? Ha, uydu parçası. Bunlar tohum, geçeceğim ona. Bunu patlatabiliriz. Ya boşver, sıkıntı değil. Bunları patlatalım. Yakınında patlatırsan çünkü biraz can sıkabiliyor. Şöyle kapat şurayı ya. Tamam, daha problem olmaz bunlar bana.
Şimdi buna geldiğin zaman hop, tada. Bunun kendi yer çekimi var. Zaten bir nevi yer çekimi buradan şey ettiriliyor ya. Şöyle yap da. Bunun merkezine ulaşacağız. Hadi bakalım. Buna yapışıp oğlum adamın nevri dönüyor bunda da ya. Olur o kadar bir şey olmaz. Hayır. Şuraya yapışabilirsin, problem değil. Buraya kadar gelmen lazım. Aa! Gel buraya. Değiştirdiler mi lan burayı bir tık? Sanki. Yani merkezden şu an benim üzerinde durduğum gibi böyle kollar çıkıyor. O kollarda genelde böyle taşı deliyor falan. Genelde boşlukta da görebiliyorsun. Yani tamamen random canım gezegendir. Yani ne çıkacağını kim bilir. Ama sonuç olarak gelme işimiz bitti. Aa, tohumlar buraya düşmüş lan. O da ilginç bir şey ha. Arkadaş biraz can sıkabilir. Koy şöyle ya. Tek tek koyacağım herhalde bunları. Başka türlü olmayacak. Burada yer çekimi iyice kaydığından. Allah canını almaya. Dün 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 dün. Ya nasıl tarif edilir ki? Ya görülür yani budur. Şunlara dokunamıyorsun canım. Bunlar tamamen ışık gösterisi diyelim. Bir nevi dış katmanın şu an içine girdik. Buralardan biraz belli oluyor siyahlar. Şimdi şu iç katmanın içine gireceğiz. Ne istediğini hatırlamıyorum. Normalde hani malzemesini alıp gelmek lazım da. Buradan tekrar çıkmamız gerekecek. Bir yere koy bunu. Heh. Buradan hop. Merkeze düşüyorsun. Buraya koy. Merkezden lop. Aha, da içeriye geldik. Şunu istiyor. Bir dakika, bu direkt elementin kendi şekli miydi? Kaynaklarda üçgenimsi. Çinko mu istiyor lan? Yok. Yok ya, bu yukarıdakinin şekli. Ha. Oha, 3 tane var mı? Yok, bir tanedir ya. Burada oksijenin gitmiyor mu? Var mıydı lan burada oksijen? Hatırlamıyorum. Tamam, buraya takacağız. Şu lazım bize, bu. Ben şekilleri unutuyorum abi. Şu şekil. Kaynaklarda. Kuvars. Yolda var ha. Evet abi, direkt kuvars bu. Kaynak kuvars. Yalnız bir tane verdiğim zaman oluyor olması lazım. Üç tane mi istiyor lan acaba? Dediğim gibi. Unuttum. Emin değilim. Ne taraftan geldiğimi bilmediğim için. Hop. Aha. Hop. Çok acayip değil mi ya? Tamam, ben yukarı gidiyorum. Kuvars alıp geliyorum ya. O biraz vakit alacak. Bir ekstra deldim bayağı bir. Valla gereken kuvars görmüştük ya biz. Allah canını almaya. Ne olur ne olmaz. 3 tane alayım da. Sırf kuvars yok burada. Şey de var. Ya ver hangisini veriyorsan. Öbürünü atarız. 2. Bir tane olması lazım ya. Bir tane yeter diye tahmin ediyorum. Ama yine de 3 tane alayım. Lan ikisini de karman çorman iç içe sokmuş ya. Benim güzel kardeşim. Şunu da at. Sen gel. Tamam. 3 tane kuvars. Şekil budur. Hoppa. Hop. Nevir dönme. Nevir dönme. Kafa karışıyor. Felaket yani. Öyle böyle değil ya. Kapının önüne gitmeme gerek kalmadı. Şey, kapının önünde vardı. Yukarı gitmeme gerek kalmadı. Oğlum dur, nevrim döndü. Dur bakayım. Evet, daha bir tane oluyor ya. Bir tane yetiyor işte, budur. Item şu. Geometrik
hiç sınıflandırılmamış falan filan. Her gezegenin... Aa bir dakika, bundan iki tane var ama. Dar. Görev için zaten iki tane. Onu unuttum onu. İyi iki tane getirmişim. Hop. Bir tanesi bu gezegenin çekirdeğini aktif etmek için. Bir tanesi de ana merkezi. Göstereceğim. Şu arkadaşı şuraya koyuyoruz. Gezegen çekirdeğini etkinleştirdim. Hooray! Şimdi bunun yapabildikleri bakış. Öncelikle böyle. Okus pokus. Gezegenin üstünde bir tane açmıştık hatırlarsanız. Orayı aktif hale getirdi. Yani oraya ışınladı beni kısacası ya. Yalnız oksijeni fulledi, oksijen bir tık azdı. Ve burada da oksijen var. Bunlar da oksijen oluyor. Güzel, tamam. Merkezlerin özelliği ekstra. Bütün gezegenlerin bir de ortak bir merkezi var. Şimdi diğer gezegenlere de ışınlanabiliyorsun. Şimdi bu gezegene biz başka gezegenden de ışınlanacağız. Ama nasıl olacak? Direkt olarak değil. Şurada bir de soluk düğüm, kozmik yükseltme var. Hoş, bunu nasıl aktif ediyorduk? Gidilmiyor mu lan bunlar? Kafa karıştı. Çekirdeklerden buna gidiliyor, soluk düğüme. Soluk düğüm zaten oyunu bilmeyenler için. Her gezegenin merkezinden aldığım bu malzemeleri dizip oradan. Belki devamı da vardır, emin değilim. Oradan yürüyorsun diyelim. Aktif etmek için ne yapıyorduk lan bunun soluk düğümü? Bunu hatırlamıyorum. Neyse, merkezi hallettik mi hallettik. Bu Zavazingo'yu buraya bırakabilirim. Çünkü sadece buradan gidebiliyorum ona ya. Tamam, sen dur burada ya. Niye taşıyacağım seni? Boş boş. Ama giderken yukarı biraz kuvars mı götürsem? Ne götürsem? Şey götüreyim. Tamam. Hop. La. Hop. Yok, creepy. Aa dur lan, havai fişeği unuttum. Bir dakika. Burada havai fişek oluyor mu olmuyor mu, onu da bilmiyorum ya. Hoppa. Arkaya doğru attı lan, yere koyacaktım lan. Neyse, geçmiş olsun. Bu kadar da evet. Sana gayret. Dile benzetiyorum bunları da. Bil gibi. Ya en dipten de şu taşınır mı? Taşınır ya, taşınır. Biraz zaman alır ama. Taşınıyorum, bırakamadım. Yukarıda vardı bunlardan. Çok bir şey de fark edeceğini sanmıyorum yukarıdakiyle. Yani gezegenin mağara... Hoş, burası mağara olarak geçmiyor. Pardon, burası bir tık daha fazla verebilir puanı. Bu arada puanımız 5000 küsür. Maşallah var, bayağı bir şey açabiliriz. Roket. Roket açalım. Görevden alınan şeylerin üzerinde yazıyor. Bilmiyorum hepsinde mi yazıyor ama inşallah hepsinde yazıyordur. Görev tamamlama ödülü falan diyor mesela. Onun dışında roket... Bunun dışında var mı ya? Katı yakıt itici, hidrojen itici... Amonyum istiyor. Amonyum... Şu an temin edemiyoruz bildiğim kadarıyla ya. Yani buradan... Gezegenden ayrılmanın başka bir yolu olması lazım. Tam da orta jeneratör veren de var. Görevlerden. Hepsini yazmıyor. Bazılarını yazıyor demek. Burada herhangi bir roketle alakalı bir şey yok değil mi? Dinamit. Küçük kamera. Küçük boraza. Arazi analizcisi. Katı yakıtlı zıplama roketi. Atlarken ek bir destek sağlayan tek kullanımlık cihaz. Ya artık. Hidrozinli sırt roketi. Titanyum alaşmıştı. Uçan kaykay, exochip. Oralara biraz daha var. Oralara var. Bu arkadaş görev için... Yani normalde ben bizim oksijenatörü de alacaktım da. Görev bir tane bunun için yap diyor. Küçük mekik yazdır. Oksijenatörü yazdır ve mekiğe yükle. Katı yakıtlı iticiyi yazdır ve ekle. Yazdırma kısmı tamam. Nereden kalkacağımızın bir önemi var mı? Yok. Böyle aç buradan. Tamamdır.
Bunu yazdırdık. Nereye taktım lan? He? Ya Allah canını almaya ya. Oksijenatörün mekanı olur. Buyur. Tamamdır. Görevde oksijenatör. Hop. Bunu da buraya takıyorsun. Buyur. İndiğin yerde bir nevi ana base görevi görüyor bu. Bir nevi. Bir tık. Ama ne olur ne olmaz. Şunu ben merak ettim. İşlettirilecek mi? Küçük teneke paketleyici. Aa, bir dakika lan. Görev olarak ne veriyor bu? Katı yakıt edici. Ver. Tamam. Ya basmıyorum. Fazladan bir tane veriyor. Sağ olasın. Can güzel kardeşim. Buyur. Amonyumu da şöyle şimdi koyabilirim. 1, 2 yarım var. Burada bir tane daha üretebilirim. Oradan yol çizeriz kendimize. Şunu vallahi aldım çantama. Saha sığınağı mı? Orada açalım. Orada açalım. Gidelim açalım. Buna herhangi bir şey yok. Zaten dediğim gibi tek kullanımlık. Hoppa. Yörüngeye fırlat, başka bir gezegene fırlat. Aa, direkt başka gezegene gidebiliyorsun. Acaba. Bir dakika, sıradaki gezegenle ona bir bakayım da. Gezegenler ama işte şimdi Silvia'dan sonra Desolo normalde, değil mi? Bu da en azından sıralaması o. Ama Desolo'ya direkt gidebilecek mi? Başka gezegene tıkladım. Böyle bir şey yoktu. Ha, yok, fark etmiyor. Desolo. Silvia'nın ayı. Evet, buna her türlü gidiyorsun. Bu arada bunları beklemen gerekiyor, görüyor musunuz? Aa, bak şurası. Tanımlanmamış uydu. Bahsettiğim merkez. Neyse, Desolo. Tabii bu ya, mağaralarda bulunur Wolfrey. Çok bir şey tutamayacağım ki abi. Öyle bir durum da var yani. Üstümde ne kadar tutabilirsem, değil mi? Böyle bir deposu meposu bir şey yoktu bunun. Aracı geliştirdikçe deposu oluyor. Heh, inme alanlarını gösteriyor. Nereye inmek istiyorsan artık karanlıktan ne görersen. Kuzey ışıkları olsun. İn buraya gitsin, tamam. Biraz daha beklesem böyle aydınlanırdı. Biraz görürdük belki etrafı da. İşte böyle çık. Tada! Başka gezegen. Şu arkadaşı merak ettim, neymiş bu? Saha inşası. Aa, direkt kendinden oksijenatörü falan var lan. Aa, çok tatlı yapmışlar. Belli bir miktar güç kaynağı var belli ki. Üstüne ne takabiliyorsun emin değilim. Belki jeneratör olabilir, neden olmasın. Etrafta bileşen falan da var. Buraya hemen nevaliyi kurabiliriz bile ha. Bunlar kaç puan veriyor mesela bunlar? 26. Ya bizim ayımız olduğu için öyle çok da şey yok tabii, çok bir aman aman. Yoksa ilerledikçe daha sağlamlar olması lazım. Ama diğer taraftan bol miktardan da veriyor be. Etkin öğe. Ya bu ne ya? Pakette ve Exo istek platformu kurtar. Roket ile gönder. 35 kurtarma puanı. Şunlara da gireceğim ya. O işe de gireceğim. Yani belli ki bunlarla kastığım puanlarla da bir şeyler elde ediyorsun artık. Skin mi verir, ne verir? En ufak fikrim yok. Bizde olmayan bir şeyler. Yani şurası temel kaynaklar. Şöyle bir koyayım da bunları. Bu neymiş lan? Bu para mı? Para. Ha, bu da ekstra puan. Paketleyici, buyur. Al mesela, bak şunu alıyorsun. Onun için paketleyiciler var. Bunu da aynı şeyi söylüyor değil mi? Evet. Tut. Hop, paketleri. Buyur. İçinde ne olduğunu söylüyor. Bunu sözde paketliyorsun, gönderiyorsun işte. Yani paketleri gönderiyorsun. Daha ben de yapmadım. Sadece yazan oynadım. Gönderiyorsun, yolunu buluyorsun. Olabilir, neden olmasın. Burada hatta araştırma şeyleri de var bak. Kaç puanlık bilmiyorum. Ufak bir taktik. İstersen bunu kaldırıp götürebildiğin için bu da sana sürekli oksijen sağlıyor. Yani gezegenin üstünde böyle güzel güzel dolaşabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor yani. Ama etrafta bayağı bileşen reçine var. Hiç problem yok. Yani.
Tekrar aynı noktaya tabii ki inmek biraz problem olabilir. Aha şuradan galiba iniş var. Var gibi. Gezegen asıl mağaralarında bize lazım olan şeyler. Yanlış bilmiyorsam. Lazım olan derken ne lazım olacak da onu da bilmiyorum ya. Yavaş. Şunu biraz düzeltsem. Tamam. Gideyim aşağılara bir ufak göz atayım. Başlangıç için bu kadar yeter gibi ya. Çok da abartmayayım buraya. Full base kurmaya gerek var mı? Sanmıyorum. Abartı olabilir. Şu arkadaşı da şöyle koyalım. Ağzı burası zaten değil mi? Tabii. Orta yazıcı, küçük yazıcı. Gerekli olan birçok şeyi buradan halledebiliyorum. İki tane platform koydum. Devamını da koyabilirim. Sıkıntı değil de. Bileşen reçine olduğu sürece zaten o temel şeyleri koyabiliyorsun. Ekstralar için bir şeyler gerekiyor. Evden santrifüjü getirebilirdik aslında. Ya bunun... Şurası depo yeri değildim. Ya bunun bir tık büyüğünü yapmak lazım ya. Bu arkadaş ufak abi, ufak. Bundan hayır gelmez. Yani çok küçük. Çıkaracak sıra. Nerede lan o? Arkadaş yerleri yani şunu bir tık daha böyle kolay bulunacak cinsten yapabilirdim be. Kaçırıp kaçırıp duruyorum büyük ihtimalle. Neyse anladınız bunu. Bir tane büyünü yapmak gerekiyor. Bu gezegende yapılabiliyor mu bilmiyorum da temel şeyleri kurabilirim buraya. En azından belli bir miktar malzeme yanımda götürebilirim. Artık ne kadar ne götürebilirsem. Bir yerim yok ya. Yanlış bilmiyorsam şunu çıkartıp buraya şey de koyabiliyorduk ya. Aynen. Bunu koyabiliriz. Yani bununla dolaşmak zorunda değilim. İndiğim yerde oksijen istiyorsan tabii ki lazım. Ama diğer tarafta buradan bizim base'e gidersek burada da oksijen var. Bizim base'de de oksijen var. Uzayda galiba belli bir miktar gidiyor. Belki emin değilim. Kendi içinde oksijen üreticisi olmazsa tabii yalan olur. Değil mi? Ama fark etmez. Zaten bizim gezegenin ayında olduğumuz için hemen halledebiliriz onu ya. Yani burada araç bile yapıp etrafı bile dolaşabilirim. Ki buranın da zaten tahmin edeceğiniz üzere o Zavazingos'unu bulacağız. Etrafta göremedim. Şeyi bir bakabilirdik. Lan ona bakmadım ya. Hiç aklıma gelmedi. Nubluk. Ama kim şöyle dur. Yanıma almam gereken bir şey var mı? Şu an bence yok ya. Bunlar burada aynı şekilde durabilirler. Olduğu gibi kalsın burada. Tamamdır. Başka gezegen yörünge. Aynı şey abi. Başka gezegen diyeyim fark etmez. Yörünge diyeyim fark etmez yani. Buradan görebiliyorduk onu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani neresinde ama karanlık anasını satayım. Göremeyiz ki. Hızı asal. Aa bak şuraya insem yanındaymış lan. İniş yerlerini görüyor musun? Bak şurada yanında. Ah, bizimkinin yanında yok. Bu aylarda galiba daha az oluyor. 3 tane mi ne oluyor? Ufak ya bunlar. Lanet olsun. Neyse. Onu tamamen unuttum ben ya. Sorun değil. Sağlık olsun ya. Önemli değil. Ona bir sefer gideceğiz. Şey yapacağız. Ha bak. Şey yalan oldu. Hurda oldu. Bizim yerin gelmesi lazım. Bak aşağıda gözüküyor görüyor musunuz? Bundan sonra gezegenlerde daha dikkat ederim ona. Sonradan hatırladım maalesef. Bizim mekan nereye sun? Bak güzel eklenti. Hızı azalt, hızı yavaşlat var. Aha bizim kırmızı orada. Ha şey de burada. İniş pisti ana üs. Buyur. Oha direkt belli oluyor lan artık. Hızlandırabiliyorsun, daha hızlı dolaşıyorsun, yavaşlatabiliyorsun falan. Doğru lan. Burası iniş pistiydi, değil mi? Tamam, unuttum onu ben. Ha bir tane daha şey vermiş, güç zavazingosu vermiş.
Çantamı alabilirim. O bana da yarıyor galiba. Tabii. Sabit dur oğlum. Allah Allah. Fıldır 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 fıldır. Yok abicim. Başka bir şey üret. İstemez. Anladık. Çıkart onu. Yandan alüminyumları alıp hemen yapma peşindesin sen. Belli oldu senin işin. Fırıl fırıl. Ha bu arada şeye bakmadım lan. Gezegenlerde De Solo'da gaz hiç yok zaten orada. Atmosfer yok. Çıplak. Tehlikeler kolay. Güneş yüksek. Solar. Yani küçük solarlarla güneşimiz şeyimizi halledebiliriz. O da neredeydi onlar? Dinamit. Şu kamera. Bunlardan bir tanesinde olması lazım ya. Enerji ücreti. Küçük jeneratör. Küçük güneş paneli. Buyurun bu. 300'lük. Tık 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 bunlardan bakırla yapılıyormuş. Orada büyük ihtimalle bakır yok. Ama buradan götürebilirim giderken. Olabilir. İlginç olur. Neyse. Space Z. Space Z. Benim şeyin adı Space Z. Boink. Bu evde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size lütfen beğenmeyi de sarasmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break